Şöyle siyah bir pantolon giyindim. Şurası çıktı. Şunu Zara'dan almıştım. Şu gömleği burayı bağlıyorsunuz. 10 dakikam var çıkmak için. Hemen bir konfleks hazırlayacağım. Ondan sonra çıkacağım. Zamanında geldim ama şu an benden başka kimse yok. Bugün güya hava yağmurlu olacaktı. Dün çok kötüydü. Yağmura çok fena yakalandım ve çok üşüdüm böyle. Akşam titredim. Gündüz de işte kötüydüm böyle. O yüzden bugün daha böyle ceket falan giydim. Ama yağmur çok az yağdı. Evden çıktığımda yağdı sadece. Yani umarım değer böyle giyindiğime. Bugün iş çıkışı. Kuaföre gideceğim evimin orada. Normalde o bahsettiğim benim sevmediğim kalıcı hocadan yaptıracağım. Çünkü öbür yaptırdığım yere ya o tarafa gideceğim ama vaktim hiç olmayacak orada kalıcı hoca yaptırmaya. O yüzden burada yaptıracağım. Manikür, pedikür ve kalıcı hoca olacak. Ondan sonra perşembe günü ne yapacağım hiç bilmiyorum. Eğer saha varsa sahaya çıkacağım. Yoksa direkt gündüzden herhalde ailemin yanına giderim. Çünkü balımı hazırlayacağız. Cuma günü Bodrum'a gidiyoruz. Öncesinde biraz yandım zaten belli oluyordur. Biraz böyle daha koyu tonlu ürünler de kullanıyorum. Birazcık daha bronzerayım diye. Ben şey yapıyorum. Aslında ilk defa yaptım. Normalde ben beyaz tenli olduğum için çok böyle hani bembeyaz değilim belki süt gibi. Ama açık tenliyim. Hani çok belli olmuyor, çok anlaşılmıyor aslında ama çok hassas ve açık tenliyim. Benim babam da öyledir ve babam güneşe çıktığında hep alerji falan olur. Böyle kabarır, kızarır falan. Ben de ilk yandığım zamanlarda ne kadar korunsam da hem canım çok acıyor hem de şey oluyor. Soyuluyorum. Hiç güzel yanamıyorum, eşit yanamıyorum. Dedim ki öncesinde solaryuma gireyim. Hem tenim birazcık koyulaşmış olur. Ondan sonra yine 1-2 belki ilk 3 gün yine korunarak güneşlenirim. Ondan sonra bu Eda Taşpınar'ın bir tane yağı var bomba şeklinde. Kimisi çok seviyor, kimisi gerçekten bu ürün kaldırılsın diyor. Kaldırılsın diyenler herhalde bembeyaz tenlerine direkt uyguladılar. O çok bronzlaştıktan sonra kullanılacak bir ürün. Mesela annem şu an bayağı bir bronzlaştı. İlk onu da deneyeceğiz. Ondan sonra eğer hani sıkıntı olmazsa ben de bronzlaştıktan sonra kullanacağım. Size hiçbir şey gösteremedim. Sadece işe giderken bir şeyler gösterdim. Ondan sonra kameram bitti. Yani kameramın şarjı bitti. Eve geldim. Saat 8'de kuaförde randevum vardı. Çünkü bu cuma tatile çıkıyorum. Hemen ona yetiştim. Birazcık orada bekledim. Sıra vardı. Yani sıra yoktu da doluydu yani. Aksamıştı. Ondan sonra tabii ki kamerayı şarja falan taktım ama ondan sonra gideceğimiz yere V'ye gideceğiz demiştim. V'ye gidemedik çünkü orası 11'de kapanıyordu. Benim işim de 10 gibi bitti. Hani hemen giderdik ama ben böyle şey sevmem. Hemen git, ye, iç, kalk sevmem. Hani birazcık daha böyle keyifli olsun diye. Sonra canım sosisi çekti. House of B diye bir yer var Akaretler'de. Oraya gidip hemen yiyelim dedim. Gittik hemen de. Ama kapatmışlardı. Yani şeydi. Yani kapamışlar mutfak falan. Kapalıydı.
Ondan sonra orada da yiyemedik. En son bizim hep gittiğimiz Kaful diye bir kafe var. Orada çok güzel patatesli bir börek var. Onu yedim. Bir de el yapımı hepsi. Poğaça vardı. Onları yedim. Yanında işte domates, salatalık. Aslında yememem gerekiyordu ama yedim. Yani bu hafta dediğim gibi çok yoruldum. Bugün biraz uyumak bana iyi geldi. Çünkü yarın da tatile gideceğiz. İşte hazırlıklar falan olacak tabii ki. Bu hafta yaşadığım metrobüs maceralarım gerçekten çok komediydi. Pazartesinden itibaren sabah gidişte akşam dönüşte metrobüse hep uyudum. Ve gerçekten böyle bir uyuş yok. Sürekli böyle içim geçiyor. Yani kafam küt diye düşüyor, geri kalkıyorum. Küt diye düşüyor, geri kalkıyorum falan. Böyle yanındaki kişiler de en son hani kalkışlarında falan irkiliyor böyle. Yine tabii ki yorgunum, dönüşte kulağımda kulaklık var, ben uyumuşum. Çantalar falan var kucağımda. Elimde de telefonu tutuyorum uyurken. Ya biri çalsa gitse eyvah yani, asla anlayamam. Ne yaptım biliyor musunuz? Öbür kolyem düşmüş mü? İki zincir mi var? İki zincir var, tamam. Ne yaptım biliyor musunuz? Böyle şey var, buraya koyacağım bilmiyorsanız, bulursam. Uçan Sabri var ya, Allah diye böyle birden uçuyor. Korkma yamacım, birden böyle bir programa katılmış, hani uçabildiğini iddia ediyor. Birden böyle zıplıyor falan. Aynı öyle oldum. O kadar utandım ki. Şimdi birazcık böyle zaten yüzümden bellidir, yeni uyandım. Hani biraz böyle uykumu aldım. İyi oldu. Bu hafta sürekli yağmurlu olduğu için ben hep gök gürültülerine uyandım. Gece uyuyamadım gök gürültüsünden. Yamı çok korkuyor çünkü havlıyor. Şimdi bugün de gök gürültüsüne uyandım. Çok yağmur vardı. İyi ki dün yağmadı. Bugün yağdı. İyi oldu. Yoksa yolda perişan olurdum. Hatırlıyor musunuz? Size beyaz bir nevresim aldım diyordum. Sadece nevresim çıktı. Yani içinden başka hiçbir şey çıkmadı. Sadece bu yorganı koymak için nevresim çıktı. Aldığım yastıklar kırmızı olan bu. Normalde bu 60-60 ama ben normal yastık koydum. Gayet de oldu. Bu da diğer aldığım kılıf. Altına da şimdilik böyle bir şey koydum. Çünkü başka açık tonlarda çok güzel yoktu. O yüzden böyle bir şey yaptım. Haberiniz olsun yani. Nevresim takımı diye almayın. Yaz bunu pike gibi kullanıyorum ben. Şeyi falan çok güzel. Hem yumuşak, hiç böyle nevresim takımı gibi ip ince bir şey değil. O yüzden çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Değil mi yamacığım? Ne istiyorsun? Çıkalım mı diyorsun yani anneciğim? Dışarı mı çıkalım anneciğim? O kafanı sırırım senin. Ay tövbe çocuğum, boğulacaktın. Tövbe boğulacaktın anneciğim. Bakalım anlayacağız. Hadi bir, iki. Sen yatağa mı çıkmak istiyordun? Sen yatağa mı ip kirletiyorsun nevresimimi? Düşeceksin. Yağmurluğumu da giyerim. Geç oraya. Buraya gel anneciğim. Kırmızı kırmızı giyelim birazcık. Bayağıdır giymiyorduk bunları. Gözüküyor musun sen orada? Yavru kuşum benim. Bekle. Hazır mıyız? Anne de gözlük taktı. Hazır mıyız Yami? Köpek olacaktı, pis. Ama bu ayağını temizledim anlamına gelmiyor biliyorsun. Şöyle teşekkürler, çok kibarsınız, çok.
çok kibarsınız. Bu kibarlığınızı kimden aldınız? Ne var? Söyle bir daha söyle. Top mu kaçmış yoksa hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Çekil çekil çekil. Ya Allah'ım sen dünyanın en akıllı köpeği misiniz? Şimdi hemen şöyle bir lap hazırladım. Lifi koydum. Adını unuttum şu an ne deniyordu buna. Lifi lif öyle bir şeyler var ya Nesle'nin galiba. O. Ondan sonra yulaf ismini hatırladım. Daha sonra üstüne süt koyup böyle karıştırıyorum. Daha sonra böyle cici bebe gibi oluyor onlar. Alıp üstüne şöyle babam İran'dan şey getirmişti. Böyle ballı şan fıstık veya şan fıstıklı bal bilmiyorum ama balı böyle çok az şan fıstık var. Onu koydum. Cevizle böyle yine böyle üzümlü, yeşil üzümlü bir şey almıştı. Ondan koydum. Bir de muz koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu aralar Yami çok fazla yemek yediği için şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Kendi isteyince veriyorum. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi mama vereceğim kızıma.